Kasabanın ışığı Volkan abi. Küçük bir kasabada yaşardı Volkan abi. Herkes onu tanırdı. Sıcak gülümsemesiyle meşhurdu. Gözleri sevgiyle parlardı. İnsanlara yardım etmekten çok hoşlanırdı. Onun için iyilik yapmak adeta nefes almak gibiydi. Kasabadaki herkes onu çok severdi. Volkan abi herkese örnek bir insandı. Komşusunun kapısını çalar, hal hatır sorardı. Çocuklarla oyunlar oynardı, yaşlılara yardım ederdi. Kimin bir derdi olsa hemen yardıma koşardı. O gerçek bir dost, sevgi dolu bir abiydi. Varlığıyla kasabaya neşe getirirdi. Onun iyilikleri herkese ilham kaynağı olurdu. İnsanlar onun gibi olmak, onun gibi sevebilmek isterdi. Volkan abi kasabanın ışığıydı, kalplere dokunan bir melek gibiydi. Volkan abinin en yakın dostlarından biriydi Dede Hasan. Yaşlı adam kasabanın biraz dışında mütevazı bir evde yaşardı. Yıllar onu yormuş, beli bükülmüştü. Ama kalbi hala sevgi doluydu. Volkan abi Dede Hasan'ı kendi babası gibi görürdü. Her gün onu ziyaret eder, sohbet ederdi. Ona marketten alışveriş yapar, ev işlerinde yardımcı olurdu. Dede Hasan da Volkan abiyi öz oğlu gibi severdi. Ona hayat tecrübelerini anlatır, nasihatlerde bulunurdu. Bir gün Dede Hasan hastalandı. Volkan abi onu hemen hastaneye götürdü. Günlerce başucundan ayrılmadı. Doktorlar endişeliydi. Ama Volkan abinin umudu hiç tükenmedi. Dua etti, Allah'tan şifa diledi. Sonunda Dede Hasan iyileşti. Volkan abi onu evine getirdi. İki dost birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Bu olay onların dostluğunu daha da pekiştirdi. Sevgi ve vefanın gücünü gösterdi. Volkan abi sadece yakın çevresine değil tüm kasabaya iyilik yapardı. Kimsesizlere yardım eder, yetimleri sevindirirdi. Fakir ailelere gizlice erzak bırakırdı. Kimseden karşılık beklemezdi. Tek amacı Allah rızasını kazanmaktı. Bir Ramazan ayında kasabada bir yardım kermesi düzenlendi. Volkan abi kermesin organizasyonunda aktif rol aldı. İnsanları yardım etmeye teşvik etti. Zenginiyle fakiriyle herkes elinden geleni yaptı. Kermes çok başarılı geçti. Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Volkan abinin çabaları insanların kalplerini ısıtmıştı. Kasabada yardımlaşma ve dayanışma ruhu canlanmıştı. Volkan abi iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanırdı. Bir kişinin yaptığı iyiliğin başkalarına da örnek olacağını düşünürdü. Nitekim yanılmamıştı. Onun iyilikleri kasabada bir sevgi ve merhamet zinciri başlatmıştı. Her yıl kasaba meydanında geleneksel bir etkinlik düzenlenirdi. Bu etkinlikte kasabanın ileri gelenleri birer konuşma yapardı. Bir yıl konuşmacı olarak Volkan abi davet edildi. Bu haber herkesi çok sevindirdi. Etkinlik günü geldi çattı. Meydan hınca hınç doluydu. Herkes Volkan abiyi dinlemek için sabırsızlanıyordu. Volkan abi kürsüye çıktı. Sıcak bir tebessümle herkesi selamladı. Sonra derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. "Sevgili hemşehrilerim," dedi. "Bugün burada sizlerle iyilik ve sevgi üzerine konuşmak istiyorum. Allah bizleri sevgiyle yarattı. Komşusunu seveni Allah da sever. İyilik yapmak insan olmanın gereğidir." Volkan abinin sözleri meydanda yankılandı. İnsanlar onu dikkatle dinliyor, her kelimesini içlerine işliyordu. Onun samimiyeti, içtenliği herkesi derinden etkiliyordu. Bir sonbahar gecesi şiddetli bir fırtına çıktı. Rüzgar ağaçları kökünden sökecek gibi esiyordu. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyordu. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Fırtına sabaha kadar sürdü. Sabah olduğunda kasaba tanınmaz haldeydi. Evlerin çatıları uçmuş, ağaçlar devrilmişti. Sokaklar su altında kalmıştı. İnsanlar evlerinden çıkamamıştı. Her yer harabeye dönmüştü. Fakat bu zor durumda bile kasaba halkı umudunu kaybetmedi. Volkan abi önderliğinde bir araya geldiler. Önce yaralılara yardım ettiler. Sonra da evlerini onarmaya başladılar. Herkes el ele vererek çalıştı. Kimse kenarda durmadı. Zengin fakir ayrımı yapılmadan herkes birbirine destek oldu. İşte o zaman Volkan abinin yıllardır ektiği sevgi ve dayanışma tohumları meyvesini vermişti. Süper Volkan abi çok güçlüydü. Süper güçleri vardı. Doğanın koruyucusuydu. Ağaçları, hayvanları çok severdi. Onları her zaman korurdu.
Volkan abi dünyayı kurtarmak istiyordu. İnsanların doğaya zarar vermesini istemiyordu. Çevre kirliliği onu çok üzüyordu. Volkan abi hemen harekete geçti. Bir süper takım kurmaya karar verdi. Bu takım doğayı kurtaracaktı. İlk önce zıp zıp katıldı takıma. Zıp zıp bir tavşandı. Çok hızlı koşuyordu. Her yere hemen ulaşıyordu. Sonra Minik geldi. Minik çok güçlü bir ayıydı. Ağır şeyleri kaldırabiliyordu. Çok da sevimliydi. Son üye ise Şakacıydı. Şakacı bir sincaptı. Çok hızlı hareket ederdi. Herkesi güldürürdü. Artık takım hazırdı. Volkan abi ve süper arkadaşları maceraya hazırdı. İlk işleri ormana gitmekti. Ormanda bir sürü ağaç kesilmişti. Bu onları çok üzdü. Hemen fidan dikmeye başladılar. Zıp zıp toprağı kazdı. Minik fidanları taşıdı. Şakacı ise onları suladı. Sonra nehre gittiler. Nehir çok kirliydi. Fabrikalar atıklarını nehre atıyordu. Bu çok yanlıştı. Volkan abi süper gücüyle nehri temizledi. Zıp zıp, Minik ve Şakacı da ona yardım etti. Bir gün deniz kenarındaydılar. Birden denizden bir ses duydular. İmdat, imdat. Hemen suya atladılar. Denizin altında ne olduğunu merak ediyorlardı. Denizin dibi çöplerle doluydu. Balıklar zor nefes alıyordu. Bu çok kötüydü. Volkan abi süper gücüyle çöpleri toplamaya başladı. Zıp zıp ve Şakacı da ona yardım etti. Minik ise çöpleri kıyıya taşıdı. Çok çalışmışlardı. Ama değmişti. Hadi arkadaşlar, tüm çöpleri toplayalım. Evet, hemen işe koyulalım. Bu çöpleri geri dönüşüme göndermeliyiz. Çöpleri kamyona yüklediler. Kamyon onları geri dönüşüm fabrikasına götürecekti. Artık deniz temizdi. Balıklar çok mutluydu. Volkan abi ve arkadaşları da çok mutluydu. Harika iş çıkardık, takım. Volkan abi ve süper takımı maceralarını herkese anlattı. İnsanlara doğayı korumaları gerektiğini söyledi. Okullarda, parklarda konuşmalar yaptılar. Çevre bilinci hakkında bilgi verdiler. Doğayı korumak hepimizin görevi. Evet, çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Ağaçları kesmeyelim ve doğayı koruyalım. Herkes onları dinledi. Artık herkes daha dikkatliydi. Çöplerini çöp kutusuna atıyorlardı. Ağaçları koruyorlardı. Volkan abi ve süper takımı çok mutluydu. Dünyayı kurtarmışlardı. Dünya bizim evimiz, değil mi? Çok güzel bir gezegen. Ama bazen insanlar dünyaya istemeden de olsa zarar verebiliyor. Çöplerini yere atıyorlar. Fabrikalar havayı kirletiyor. Bu kirli şehirde çocuklar hiç mutlu değil. Oyun oynayamıyorlar. Hava kirli, su kirli. Peki bu çocuklar için ne yapabiliriz? Merhaba çocuklar. Ben Volkan abi. Sizi çok seviyorum ve size doğayı anlatmak istiyorum. Hayvanları, bitkileri, suyu, havayı. Dünya bize emanet, ona iyi bakmalıyız. Benim sevimli hayvan kuklalarım da var. Onlar da çevreyle ilgili şarkılar söyleyecekler. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Çocuklar, size sihirli tohumlar getirdim. Bu tohumları ekin, büyüyüp güzel çiçekler olacaklar. Çocuklar tohumları ekiyor, onları suluyorlar. Güneş de onları ısıtıyor. Ve bir mucize gerçekleşiyor. Tohumlar büyüyor, rengarenk çiçekler açıyor. Ama bir sorun var. Küresel ısınma canavarı dünyayı ısıtıyor. Buzullar eriyor, denizler yükseliyor. Korkmayın çocuklar. Küresel ısınma canavarını yenebiliriz. Nasıl? Enerji pump. Volkan abi, çocuklarla birlikte küresel ısınma canavarına karşı mücadeleye başlıyor. Çocuklar, geri dönüşümün önemini bilmek zorundayız. Çöplerimizi atmayalım, onları geri dönüştürelim. Plastik şişeler, cam şişeler, kağıtlar, hepsini ayrı ayrı kutulara atarak geri dönüşüm yapmak çok kolay. Hadi çocuklar, sizi nehre götüreyim. Ama ne yazık ki nehir kirlenmiş ve balıklar ölmüş. Su çok değerli, onu kirletmeyelim ve israf etmeyelim. Şimdi hep birlikte nehri temizleyelim ve balıklara yeni bir yuva yapalım. 7. Bölüm Orman Kahramanları. Volkan abi ve çocuklar ormana gidiyor. Ama ormanda ağaçlar kesilmiş, hayvanlar evsiz kalmış. Unutmayın,
Ağaçlar bizim dostumuz. Onlar havayı temizliyor, onları koruyalım. Çocuklar yeni ağaçlar dikiyor ve ormanı tekrar yeşillendiriyorlar. 8. bölüm Temiz Enerji Güneşi. Volkan abi çocuklara güneş enerjisini anlatıyor. Güneş bize temiz enerji veriyor. Çocuklar evlerinin çatısına güneş panelleri yerleştiriyor. Artık evlerini güneş enerjisiyle ısıtabiliyorlar. 9. bölüm Dünya Çocukları harekete geçiyor. Volkan abi ve çocuklar tüm dünyaya mesaj gönderiyor. Dünyaya sahip çıkalım. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar onları duyuyor ve onlar da çevreyi korumak için harekete geçiyor. 10. bölüm İyi insan ol. Dünya bizim evimiz. Ona iyi bakalım. Çevreyi koruyalım, hayvanları sevelim. Unutmayın, iyi insan olmak dünyaya iyi bakmaktan geçiyor.